sormuş. Son yayını izledim. Mutlu hocam bir başkasına yapılan iyiliğin bizim manevi ilerlememizde bir fayda sağlamaya an, sağla, sağlamasından bahsetti. Bu iyilik içten gelmediği için mi yoksa toplamda iyilik ve kötülük üstünde bir konsepte yaratanın varlığından mıdır? Yerden bir bilinç halimdir. Arkadaşlar yerden ile bahsedecek bir şeyimiz şu anda yok. Yerden tıpkı arkadaşların gibi düşün. Arkadaşlarını nasıl tanımlıyorsun? Kim sormuş bunu? inanç sormuş. Burada mı inanç? Buradaysan el salla ki göreyim seni ekranda. Yok. Grupta mı ki inanç? Eğitim merkezinde mi? Okey. Bilmiyorum. Bakalım. Yok. Arkadaşlarınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Ha mesela tanıdığınız birisini iyi davranışlarına göre tanımlıyorsunuz. İyi mi davranıyor? Kötü mü davranıyor? Yalancı mı? iyi kalpli mi ne bileyim cimri mi bu şekilde yerden kişiyle olan yaklaşımında o şekilde tanımlanır. Yerden öyle bir cisimsel maddesel bir formu yok, yaklaşımı var. Onun yaklaşımından onu öğreniyoruz. Tıpkı anne ve babamızı biz nereden öğreniyoruz? Et ve kemiklerinden değil. Bize yaklaşımlarına göre anne ve babamızı keşfediyoruz, öğreniyoruz yerden de aynı şekilde aramızda o yüzden bir bağ olması lazım. Aramızda bağ olmadan yaradanla ilgili konuşacağımız bir şey yok. Ama kalpteki noktanız var. Kalpteki noktanız var ise ol, olsa, <laughs> olduğu için burada olsanız gerek. O yüzden ne yapar? Kişi his, hisleri önemli. Yani biraz önce bahsettiğim o hisler. Kitapta okuduğumuz şeyler içimizde bir şey yaratmalı, bir hassasiyet yaratmalı bir hem fikirlik hissi olarak akılla anlayacağımız şeyler olmasa hissi olarak bir hem fikirlik vermeli kişiye. zaten çalışıp çalışmayacağınız da o hislerden almanız lazım. Zaten o hisse göre geliyorsunuz entelektüel bir analize göre değil. Biraz önce balığı yaradanın çekmesinden bahsettim, tuttuğu balığı gibi. Biz de aynı şekilde o iyi hisle geliyoruz sanki iyi bir şeyler var, keşfedeceğim, bulacağım, bileceğim vesaire gibilerinden. O yüzden yarıdan da keşfettikten sonra aramızdaki ilişkide değerlendirmede bulunabiliriz.